Önce şöyle bir sizi akli muhakemeye davet edeyim. Kur'an-ı Kerim'in 610 ile 632 yılları arasında indiğine dair hemfikir miyiz? Hemfikiriz. Hazreti Muhammed, yani Muhammed bin Abdillah diye bir peygamber gerçekten yaşadı mı? Yaşadı. Bu peygamber 13 sene Mekke'de, 10 sene Medine'de yaşadı mı? Hicret gerçek mi? Gerçek. Sahabe var mıydı? Var. Bedir Savaşı oldu mu? Oldu. Huneyn var mı? Var. Hendek'te var. Peki var. O zaman bunlarla ilgili ayetler de indi mi? İndi. O zaman buradan ne çıkıyor? Bu Kur'an bir tarihte, sahiden yaşanmış bir tarihte, tarihsel üzerinde bir olaylar zinciri içinde gerçek muhatapların bulunduğu bir yerde indi mi? İndi. O zaman bunun en iyi anlayanı kimdir? Orada hazır bulunanlardır. Hemfikir miyiz? O zaman size soruyorum. La tes'elû an eşyâe in tübde leküm tesükküm diye Kur'an'a muhatap olan bir kitle var karşımızda. Ne demek? Ey müminler! İkide bir yerli yersiz soru sorup durmayın. Bak, sorduğunuz sorunun cevabı size verilirse canınız sıkılabilir. Siz o zaman vahiy süreci devam ederken lüzumu kararınca sorarsanız vahiy de size cevabını verir. Düşünebiliyor musunuz? Vahyin bizzat muhatabı olan ve doğrudan eleştirilen bir kitle, kimi zamanda övülen bir kitle. Kim bunlar? Sahabiler. Bunlar, sahabiler bu Kur'an-ı Kerim'i evde sizin bizim gibi sayfasını açıp okuyarak anlamaya çalışmadılar. Onlar Kur'an'ı kendiliğinden anladılar. Üstelik Kur'an'dan anlamadılar. Rasul'den anladılar. Çünkü Kur'an o zaman şu Resulullah'ın mübarek iki dudağının arasından ya eyyühen yani benim konuşmam gibi konuşuyordu. Onlar kulaklarıyla duyuyorlardı. Duydukları sözün çok anlamı yok. O sözün şimdi birazdan nasıl bir harekete dönüşeceğini de bizzat Resul-i Ekrem'i gözleriyle takip edip görüyor. Fakimus salate dediği zaman Kur'an her bir eve gidip kendi başına ayrı bir namaz kılmaya çalışmıyordu. Ekimus salate diye ayet iniyordu. Resulullah önlerine geçiyordu. Allahu Ekber diye tahrimeyle namaza başlıyordu. Semihallahu limen hamide eğiliyordu. Rüküye gidiyordu. Ekimus salatın ne anlama geldiğini bizzat yapan, eden, gösteren Resulullah'la birlikte öğreniyor. Dolayısıyla Kur'an 23 sene boyunca indiğinde et ve tırnak neyse Kur'an-ı Kerim de Resulullah'tan oydu. Ve onlar Kur'an'ı yaşayan, yürüyen, gösteren, eğiten, öğreten, sırtlarını sıvazlayan, dertlerini paylaşan Resulullah'la birlikte öğrendikleri için bize sahabeden tefsir rivayeti hiç gelmedi hocam. Şimdi tefsir kitaplarımızı açıyoruz. Ebu Bekir suskun. Hazreti Osman suskun. Ali suskun. Ya ben mübarek insanlar. Ya saçımızı başımızı yoluyoruz şurada. Kaç tane ayet var. Velakin şübbine demin. Yani İsa'yı öldüremezler. Ya ne oldu? İşte onlara öyle göster. Ya ne diyorsun ya Rabbi Allah için? Ya insan diyor ki ey Ebu Bekir ya. Kurban olduğum iki kelime söyleyeyim de biz anlasaydık. Arkadaşlar onlar için Kur'an-ı Kerim Türkiye Cumhuriyeti kurulacak. İlahiyat fakülteleri açılacak. Üstelik sayısı yüzü geçecek. Bu kadar çocuk. Bunlara tez lazım. Tez konusu lazım. Mustafa Öztürk'e yazacak kitap lazım onun için. Biz bolca tefsir yapalım da onlar da otursunlar bizim tefsirlerimizi yazsınlar, makale yazsınlar diye. Onlarda öyle bir Kur'an anlayışı yoktu ki. Onlar için Kur'an ontolojik bir meseleydi hocam. Yani varoluş meselesi.
hayatlarına anlam katıyor. Resul da önlerine önler ışık olarak gidiyor. Onlar bir metin olarak algılamadılar. Daha çarpıcı bir şey söyleyeyim. Hazreti Peygamber dahi ben öldükten sonra bu ümmeti Muhammed'in evlatları başsız kalır. Aman aman ben ölmeden, cenazem defne olmadan Kur'an'ı hemen iki kapağın arasına getirin diye talimat vermedi. Hiçbir şey demedi. Geçti.